LGS'ye son 45 gün gerçekten her şey bizim lehimize ilerlemeye devam ediyor. Virüsten kurtulacağız, LGS'den de kurtulacağız ve en iyi sonuçları inşallah beraber göreceğiz arkadaşlar. Günün sözüne baktığımızda çok çalışın, sıkı çalışma bir insanın yapabileceği en iyi yatırımdır diyor. Gerçekten de insana çalıştığının karşılığı vardır demiş Kur'an'da Allah. Aynı zamanda çalışan kazanır, elması kızarır demiş atalarımız. Gerçekten de çalıştığımız hiçbir şey boşa gitmeyecek arkadaşlar. Gayretimizi gösterelim ve sonrasında da sonucu bekleyelim. Günün yorumuna baktığımızda mavi sarı kırmızı 828 beğeni almış. Hemen başlıyordum. Ee, aynısını söylemiş. Çalışmasının karşılığı taslan verecektir demiş. Necim suresi 41. ayet. Tebrikler mavi sarı kırmızı. Yorumumu hiç tutmadı. Lütfen beğenin sorularım. Hocam senenin başından beri günde düzenli olarak 150 yeni soru çözen Ankara Fen Lisesi'ni kazanabilir mi? Tabii ki kazanabilir sene baştan beri çalışıyoruz ama şu anki puanı da önemli. Hocam senenin başından beri aynı haftalık programı kullanıyorum. Doğrumuz Sadece saatler aynı. Arkadaşlar tabii ki şu anda şunu da iyi bilmemiz lazım. Ramazan'da bazı saatler değişebilir. Bir de eğer bu programın size verimli olmadığını düşünüyorsanız yeni bir program yapmalısınız. Yani bir şey sana fayda olmuyorsa kullanmayacaksın kardeşim onu. Hocam yaz saatinde okullar olacak mı? Muhtemelen kısa böyle bir sevgi dolu öylesine iyi notların verilecek güzel bir okul yapabilirler. Yani öyle eskisi gibi gergin. Gel buraya sınavız yazılı kaçma buraya sözlü öyle şeyler olmayacak. Çünkü bu sene virüsten dolayı öğrencilere pozitif ayrımcılık yapılıyor. Düşünün geçen sene insanlar 10 konuya çalışıyordu siz 5 konuya çalışıyorsunuz uçak mühendisi için hangi liseye ve üniversiteye gitmeliyiz? Arkadaşlar uçak mühendisi için fen lisesine de gidebilirsiniz Anadolu lisesine. Üniversite içinde yine uçak mühendisi bölüm var İstanbul Teknik Üniversitesi'ne veya başka üniversitelerde. O bölümlerde okuyabilirsiniz. Aynı zamanda uçak mühendisi olmak için de herhangi bir mühendislikten mezun olup kendinizi uçak mühendisi alanında geliştirip uçak mühendisi olabilirsiniz. Günde kaç ders çalışmalıyız? Günde en az iki farklı ders olmalı. Ama her gün deneme çözdüğünüz için zaten tüm derslere çalışıyorsunuzdur. Hocam 90 dakika çalışıp 30 dakika dinleniyorum. İyi mi? İyi bence çok güzel. Hocam Ankara Fen Lisesi'ni tanıtır mısınız? Tanıtmıştık. Türkiye'nin en yüksek 3 fen lisesinden bir tanesi. Ankara Söğüt Özü'nde eğer bugün tanıtmadıysak oradan bir daha bak. Aa, varmış burada ya. Böyle bir şey yok. Gerçekten çok şanslı. Ama dilimine bakar mısın? 0,09. Ne yapmaya çalışıyorsunuz arkadaşlar? Ne oluyor yani? Neyse. E, hocam konu tekrarlarımı her gün yani okul zamanında 30 dakika yapıyorum. Ve bunları tekrar hafta sonunda tekrar ediyorum. Doğru mu? Mantıklı. Tekrar edilen hiçbir şey unutulmuyor arkadaşlar. Hocam bu aralar konuyu anlamam normal mi? bu, bu aralar konuyu anlamam normal mi? Anlamam normal tabii ki. Zaten zeki bir insansan anlaman lazım. Arkadaşların sorularına bakalım. Günde iki deneme. Yedi konu ve sekiz saat çalışıyorum. Kaç puan alırım? Şu an kaç puandasın bilmiyorum. Ama günde iki tane deneme çözen, yedi tane konu çözücü çalışan ve sekiz saat çalışan bir öğrenci yardırır yani. Süper bir sonuca ulaşır. Yani müthiş bir puan alması lazım. 400-450 puandayım. 700, 470 için bir genel deneme ve 150 soru yeterli mi? E, ee, 450 puanla 471 bir genel ve 150 yeterli mi? Evet yeterli arkadaşlar. Bu puana ulaşabilirsiniz. Fakat şu da önemli. 400-450 puanın 450 desen yeterli ama 400'lerdeysen o zaman biraz daha fazlası gerekebilir. O yüzden 450'deysen evet ama 400'e yakınsan, 400'e yakınsan hayır yazalım. Biraz daha artırman lazım. İnternetten kitap okumak faydalı mı? Evet, kitap okumanın her türlü faydalıdır arkadaşlar. 380 puandan 470 puana çıkmak için yani tabii ki kitabı şöyle açıp önünde şöyle oh ...mis gibi sayfaları çevirerekten okuması daha zevkli. Ama şu anda e, internette de kitaplara ulaşıp okuyabiliriz. 380 puandan 427 puana çıkmak için kaç soru çözmeliyiz? E, haftada en az 4 deneme çözüp... Ardından da ardından da bu denemede yaptığımız yanlışlarla alakalı 200 soru çözersek bu puana kesin ulaşırız. 410 puandan 450 puana çıkmak için günlük rutinimiz nasıl olmalı? 410 puandan 450 puana çıkmak için günlük rutinimiz yine deneme çözmeliyiz her gün. Ve aynı zamanda her günde bu yaptığımız yanlışlarla alakalı 200 soru çözmeliyiz. 420 puandan 475 puana çıkmak için 250 soru yeterli mi? E, yeterli. Eğer düzgün bir şekilde çözüyorsak, yanlışlarımızı irdeleyip çözüyorsak yeterli. Atasözü ve deyimleri nasıl çalışmalıyız? Soru çözmelisiniz arkadaşlar. Mutlaka bunlarla alakalı bol bol soru çözebilirsiniz. İnternette de sorular vardır. Ücretsiz yayınlanan kitaplarınızdan da çözebilirsiniz. 330 puandan 380 puana çıkmak için kaç soru çözmeliyiz? Kaç saat çalışmalıyız? Bir deneme çözmeniz ve bu yaptığınız denemelerle alakalı günde en az... E, 100 soru, 100 soru, en az 100 soru çözmeniz ama yanlışlarınız alakalı. Yani diyelim ki denemede sen atıyorum şeyi yanlış yaptın. Bir tane şöyle bir deneme alalım önümüze. Geri sayım denemeden alıyorum mesela. Geri sayım denemesini aldım. Denemeyi çözüyorsun. Burada kromozom konusuyla alakalı hata yaptım. Buradan bir 20 soru çözmeniz. Geçtiğiniz sözleri İngilizce'de mesela veya dinden değil de dinden yanlış yapmayız mesela. Doğu cephesiyle alakalı bir yanlış yaptın. Hemen bununla alakalı bir 10 soru patlatmalısın bulmalısın, çözmelisin. Aynı günde hem paragraf çözmek hem kitap okumak bizi etkiler mi? Olumlu etkiler tabii ki. Hem kitap okuyup hem de e, kitap e, paragraf çözersek çok fazla olur. Saatli mi yoksa soru sayısına göre mi çalışmalıyız? İkisi olur fark etmez ama soru sayısı önemli. Çünkü sınavda bize soru verecekler. Her dersten 120 soru çözen 340 puandan kaç puana çıkar? Her dersten 120 soru çözen 340 puandan çok yüksek puanlara 400 üstüne çıkar diyebiliriz. 480-490 puan için günde kaç matematik sorusu çözmeliyiz? Eğer matematiğiniz çok iyi ise günde 50 matematik sorusu çözmeniz yeterli ama matematiğiniz kötü daha fazla çözmeniz gerekebilir. 380 işte pardon 300 puanı ben artık kafam karıştı. 300 puandan 400 puana çıkmak için haftada 1400 soru. 3 genel deneme yeterli mi? Hafta 1400 soru demek günde 200 soru çözmek demek. 3 ee, genel deneme de iyi yeterli olabilir ama şu önemli yeterli olabilir olabilir diyorum bakın kesin olur demiyorum. Neden? Çünkü buradaki yanlışlarınızı çok dikkatli bir şekilde anlarsanız bir daha da o yanlışları yapmayacağınız için yetecektir. Kitabımız Babalar ve Oğullar Turgenev'in muhteşem eseri Yaprak ee, dökümü gibi bir eser değil bu, farklı bir eser. Orada Eserin içerisinde gerçekten e, baba ve oğulları arasındaki iletişimin çok farklı bir yönü gerçekçi bir şekilde Turgaylı tarafından anlatılmış. Okumanızı tavsiye ediyoruz. Ankara Efendi'sinin öğrencimiz istemişti. Mutlaka Türkiye'nin en çalışkan öğrencinin hak eden bir okul. Gerçekten çok iyi bir okul. Yani ee, şey gibi tımarhane gibi herkes süper zeki, herkes süper akıllı. <laughs> çok değişik bir ortam. Ben burada Ankara Fendisi'ni okuyan arkadaşlarım vardı. Ben de Ankara'da büyümüştüm. Oraya gittiğim zaman tımarhane gibi diyordum. Çünkü herkes çok akıllı, çok zeki. Sizler de çalışıp bu okula girebilirsiniz. Çünkü sizler de süper zeki ve çalışkan öğrencilersiniz. Günün kaynağına baktığımızda LGS son tekrar setini, son tekrar kampımız başlıyor. Almadıysanız mutlaka alın. Türkçe Matematik Fen Club dediğim süper süper tekrar ediyoruz. Ve mükemmel denemelerimiz geliyor arkadaşlar. Bunları da kaçırmayın diyoruz. Ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz. LGS kaçamayacaksın. Hala kurtulmaya çalışıyor böyle yok. İşte iki hafta daha kaçmaya çalışıyor. Biz iki hafta daha ileri aldım falan diyor ama kurtulamayacaksın. Bu seneki tayfa seni paramparça edecek. Hadi bakalım.